eylemimizden sonra Sayın Başbakan'la 3-4 kez telefonla görüşmemiz oldu. Ancak onun programı da, Sayın Başbakan'ın programı da yoğun itibariyle ki görüşebilmemiz cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü mümkün oldu. Ve Sayın Başbakan'a biz hazırlamış olduğumuz elektrik inkişaf yasasında, yani bir diğer anlatımda fasıl 171'de hazırlamış olduğumuz değişiklikleri özellikle sağlamak amacıyla Kıptek'te kendisine sunduk yasa değişiklik yasa tasarımızı. Bir ön inceleme yapacaklarını hukukçularıyla birlikte söyledi. Biz de bunun üzerine ortak bir çalışma yapılması gerektiğini belirttik ve bir çalışma grubu kurulmasını Sayın Başbakan'ın hukukçuları ve bizim hukukçularımızla birlikte bizim de içinde olacağımız bir çalışmanın başlatılması gerektiği üzerinde durduk. Dediğim gibi Sayın Başbakan öncelikle kendi hukukçularının birkaç gün bunu incelemeye ihtiyacı olduğunu, ne olmadığına bir bakacaklarını ve ardından da komitenin gündeme gelebileceğini, ortak çalışma grubunun gündeme gelebileceğini söyledi. Tabii ki Kıptek'teki sorun, evet idari ve mali anlamda özelliğe ihtiyacı var Kıptek'in toplumun hak ettiği hizmeti daha iyi bir şekilde verebilmesi için. Ama bir yandan da finans problemi var Kıptek'in şu anda. Ve devlet hala daha yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Yani birkaç gün öncesi itibariyle Kıptek'in 280 milyon TL'yi bulan borcu var. Ve borcun çok büyük bir bölümü kamusal alanda. Her ne kadar da Sayın Maliye Bakanı, Maliye Bakanlığından Kıptek'e kaynak aktarıyoruz dese de aslında herhangi bir kaynak aktarımı söz konusu değil. Yapılan devlet değerlerinde tüketilen elektrik bedellerinin geç ve eksik bir şekilde Kıptek'e ödenmesidir. Hala daha mahsuplaşma neticesinde Kıptek'in ortaya çıkan alacağı olan yaklaşık 45 milyon TL Kıptek'e ödenmiş değildir. Bunun yanında kendi bütçeleri olan kurumlarımız var. BRT gibi, Bayraklı Bütçe Yönetim Kurumu gibi, Genişleri Dairesi gibi. Burada da yaklaşık 21 milyon TL Kıptek'in alacağı mevcuttur. Yine dün meclis gündeminde olan ancak nisap yetersizliği yüzünden yapılamayan, görüşme neticesinde gündeme alınamayan, görüşülemeyen bir yasa var belediyelerle ilgili. Kıptek'in belediyelerden olan alacaklarının yapılandırılması ama bir kısmını kapsıyor bu. Belediyelerin binaları ve tesisleriyle ilgilidir. Su motorları, sokak aydınlatmaları, arıtım tesislerini, kanalizasyon arıtım tesislerini, orada kullanılan elektrik bedellerini kapsamamaktadır. Belediyelerin Ekim sonu itibarıyla, Ekim 2011 sonu itibarıyla Kıptek'e olan borcu 163 milyon TL'yi bulmuş durumdadır. Mecliste gündem olan, bir yasal düzenlemeye tabi tutulacak olan Kıptek alacakları ise sadece dediğim gibi belediyelerin binaları ve tesisleriyle ilgilidir ki bu yaklaşık 11 milyonluk bir meblağ karşılıyor. Bunun da 36 ay vadeyle Kıptek'e ödenmesi, gecikme faizlerinin %70'inin silinmesi, geri kalan rakamın %10'unun peşin ve bakiyesinin de 36 ay süreyle Kıptek'e ödenmesini düzenleyen bir yasadır. Ve tekrar söyleyeyim, yaklaşık 11 milyon TL'lik bir kısmı kapsıyor. Oysa belediyelerin Kıptek'e borcu Ekim sonu itibariyle 163 milyon TL'yi aşmış durumdadır. Tabii ki bunlar Kıptek'e ödenmediği sürece Kıptek'in toparlanması ve hizmetini devam ettirmesi mümkün değildir. Bununla ilgili de bizim kaygılarımız var. Yani Kıptek'in özelleşmesiyle sorun bitecek bir sorun değil. Kıptek'in tahsilatını da yapabilmesi lazım. Tahsilatını yaptırmayan yapı devlet yönetimidir, hükümettir, hükümetlerdir. Bunun için zaten özellik diyoruz biz. Ama bugüne kadar oluşmuş alacağını da Kıptek'in alabilmesi lazım, borçlarını ödeyebilmesi için. Böyle bir niyet olmadığını görüyoruz biz. Sayın Başbakan gerek kendisiyle yaptığımız görüşmede, gerek daha sonra basına yaptığı açıklamalarda çalışanların özveri de göstermesi gerekebileceğini, hatta çalışanların özverisiyle başlaması gerektiğini bu işin söylediği. Biz Sayın Başbakan'a katılmıyoruz. Kıptek'teki sorun çalışanların aldığı maaş sorunu değildir. Bugünkü, daha doğrusu Kasım ayı itibariyle Kıptek'in maliyeti kilowatt saat başına 65 kuruştur. Ve bu 65 kuruşluk maliyetin içerisinde Kıptek çalışanlarının ve emeklilerinin toplam maliyeti, kuruma toplam maliyeti 8,5 kuruştur. Diğer yandan devletin ödemediği ve atadığı yöneticiler vasıtasıyla ödettirmediği
alacaklarından dolayı Kıptek borçlanmak durumunda kalmaktadır. Ve bu borçlanma sonucunda her ay 7-8 milyon TL borç ve faiz ödemesi yapmaktadır bankalara. Ve bunun neticesinde de Kıptek'in bu 65 kuruşluk maliyeti içerisindeki payı 10 kuruştur. Yine bu nedenle Kıptek elektrik üretiminde kullandığı yakıtı 8 ay kredili almaktadır. Ve bunun da kilovat başına maliyeti 2 kuruştur. Dolayısıyla 12 kuruşluk devletin tükettiği elektriği, kamusal alanın tükettiği elektriği ödememesinden, elektriğin bedelini ödememesinden kaynaklanıyor ve aynı şekilde özel kişi ve kuruluşlarda da yaklaşık yine Ekim sonu itibarıyla 136 milyon TL Kıptek'in alacağı var ki buna da müdahale ediyor devlet yönetimi kuruma atadığı yöneticiler vasıtasıyla. Durum bu iken ve aynı zamanda bir başka konu Sayıştay raporu yayınlandı. 3 Ekim'de Kıptek Yönetim Kurulu bir karar almıştı. Ülkemizde özel sektör enerji üretimi söz konusu. 2003 yılından beri Kalecik bölgesinde Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından yapılmakta. Bu alım garantisi belli bir miktar enerjinin belli bir fiyatla alınacağı taahhüt edilerek yapılmış bir sözleşme. Ve 2011 yılı itibariyle yıllık 700 milyon kilovat saat enerji alımını içeriyordu bu sözleşme ve 2024 yılına kadar devam edecek bir sözleşme aslında. Ekim ayında yönetim kurulu aldığı bir kararla bu mevcut miktarı 3 yılda aşamalı bir şekilde 200 milyon kilovat saat daha artırma yıl kararı atılandı. Bunu da uygunluk denetimi açısından Sayıştay bildirdi. Sayıştay'ın hazırladığı bir rapor var. Geçtiğimiz pazartesi günü ilgililere dağıtıldı. Bu raporda bizim yıllardır, sendikamızın yıllardır söylediği birçok husus yer almış durumda. Bunlardan en çarpıcı olanları söylemek gerekirse, söz konusu firmaya gereksiz enerji alımı, ihtiyacın üzerinde enerji alımı için ödenen meblağlar ile 26 tane santral alınabileceği, yine aynı şekilde kira bedeli olarak sadece ödenen rakamların 200-300 milyon doların üzerinde olduğu ve yine bizim söylediğimiz bu uygulamadan dolayı Kıptek'in kendisine ait termik santrallerinde üretimi düşürmek zorunda kaldı ve bundan dolayı kendi maliyetlerinin arttığı ki biz Kasım sonunda bir rapor vermiştik hükümete ve aslında meclisteki tüm milletvekillerine de dağıtımını yapmıştık. Burada belirttiğimiz bir husus vardı. Termik santrallerdeki maliyet, Kıptek'in termik santrallerindeki maliyet bu uygulamadan dolayı 7-8 kuruş kilovat başına artıyor demiştik. Tüm bunlar bu raporun içerisinde var. Sendikamızın yıllardır söylediği. Bunun yanında bu haksız imtiyazın rekabete de aykırı bir olay olduğunu. Çünkü buraya verilmiş olan bu imtiyazdan dolayı, alım garantisinden dolayı dediğim gibi Kıptek'in kendi üretimini düşürmek zorunda kaldı ve bundan dolayı maliyetlerin arttığı. Tabii ki bu neticede tüketicilere yansıyor faturalar aracılığıyla. Bu ülkemizde de rekabet kurulu kuruldu. Bununla ilgili yasalar düzenlendi. Bunlara da aykırı. Raporda bunlar da var. Benzer uygulamalar Avrupa Birliği'nde de söz konusu idi. Ve Avrupa Birliği kendi mevzuatına dayanarak AB Komisyonu Polonya ve Macaristan örnekleri var. Orada yapılmış bu tip sözleşmeleri her iki ülke Avrupa Birliği'ne girdikten sonra feshettirmiş ve ilgili ülkeler anlaşma yaptığı şirketlere tazminat ödemekle karşı karşıya kalmış ve ödemişti. Biz de bunları söylüyorduk belli bir süreden beridir. Bunda Sayıştay raporları da hep var. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi kötü yönetim ve alınan kötü kararların neticesinde ayrıca Kıptek'in üretim maliyetleri artırılmış durumda. Söylediğim gibi 8 kuruş. Bunun yanında Kalecik bölgesindeki santrallerin birebir aynılarını 2006 yılından itibaren Kıptek Teknecik'te kurmuş durumda. Yani burada fiyatların özelleşmesiyle, enerjinin özelleşmesiyle fiyatların düşeceği, arz güvenliğinin sağlanacağı rekabet ortamında iddia ediliyor. Oysa var ülkemizde özel sektör üretimi ve bu böyle olmadı. Birebir aynı santraller Kıptek'te de var, özel sektörde olan santraller ve biz 5 ile 7 kuruş arasında daha ucuz enerji üretiyoruz özel sektörden aldığımız enerjiden. Yine arz güvenliğini de sıkıntıya sokmuş durumdadır şu anda Kalecik bölgesinde kurulu olan santraller. Sadece 2010 yılında kendi içsel sorunları nedeniyle 160 kez devre dışı kalmıştır bir veya birkaç makine santrali.
ve buna bağlı olarak da elektrik kesintileri yaşanmıştır. Bu oran 2011'de de aynen devam etmiştir. Oysa bakıldığında 40 tekaüt santrallerde, aynı tip santrallerde, ki burada aynı tip santrali kıyaslamak çok önemlidir. Elmayla elmayı kıyaslamak. Bu oran 6'dır. 40 tekaüt aynı tip santrallerde 2010 yılında devre dışı kalma oranı sadece 6'dır. Dolayısıyla bir yandan 35-40 yıllık tecrübesi neticesinde Avrupa Birliği'nin oluşmuş müktesebatı ve bu konuda alınmış kararları, bir yanda kendi tecrübemiz burada, 7-8 yıldır yaşanan tecrübemiz bize enerjide durumun böyle olmadığını açıkça gösteriyor. Ve biz bunları söyledik süreç içerisinde. Ama Sayın Başbakan bütün bu açıklamalarımıza, bütün bu raporlamalarımıza rağmen çalışanların aldığı maaş Kıptek'teki sorunun kaynağıymış gibi önce buradan başlamak istiyor. Tekrar söylemem gerekirse 65 kuruşluk maliyeti içerisinde çalışanların maliyeti, çalışan ve emeklilerin maliyeti 8,5 kuruştur. Ama kötü yönetimin maliyeti 20 kuruştur. Dolayısıyla çalışanlar günün sonunda özveride bulunsalar dahi belli bir miktar maaş alacaklardır. Yani 8,5 kuruşluk maliyet ne kadar aşağı düşebilecektir? 1 kuruş, 2 kuruş. Diğer tarafta kötü yönetimin sebep olduğu 20 kuruşluk bir maliyet var. Hangisinden başlamak lazım acaba? Biz yine de paralel başlayacak, hükümetin de sorumluluklarını yerine getirmesi ile başlayacak bir süreçte katkı koymaya hazır olacağımızı Sayın Başbakan'a da söyledik. Ama kesinlikle tekrar söylüyorum, sorun çalışanların aldığı maaş sorunu değildir, Kıptek'teki sorun. Biz samimi bir süreç olduğunu düşünmüyoruz aslında başlayan sürecin. Eylemin sonrasında alınmış bir bakanlık kurulu kararı var. Hala daha Kıbrıs Türk Havaları örneğinde olduğu gibi mali yönden Kıptek'in çökmesi ve sonrasında da ne yapalım, biz kurtarmak istedik ama mali olanaksızlık buna fırsat vermedi şeklinde bir yaklaşımla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyoruz. Telkinliyiz. Ama yapıcı ve diyalogla bu sorunu çözmek istiyoruz. Kıptek'i özelleştirmeden ama özelleştirerek topluma daha iyi bir hizmet verir noktaya getirmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen katkıyı koyacağız.